Kim olduğunun iki boyutu vardır. Birincisi benim yüzeysel ben dediğim şey. Geçmişi ve geleceği olan kişi. Bu nispeten kırılgan olan senin tarihsel kimliğindir. Çünkü geçmiş ve gelecek sadece zihinde düşünce formları veya kavramlar olarak var olurlar. Gezegendeki çoğu insan tamamen yüzeysel ben ile özdeşleşmiştir. Kim olduğunla ilgili ikinci boyut, benim derin ben olarak adlandırmaktan hoşlandığım şeydir. Yaşamındaki en hayati fark, tarihsel bir kişi veya yüzeysel ben olmanın yanı sıra daha temelde derin ben olduğunu görmektir. Bu farkındalık seni nihai kimlik duygun içinde asla bulunamayacak yüzeysel bene bakmaktan kurtarır. Ve buna sevineceksin, hayatta her zaman eksik olan veya tam olarak doğru olmayan bir şeyler olduğu yönündeki sinir bozucu duygudan seni kurtarır. Peki, bu farkı nasıl anlayacağız? Bunu iki düşünce arasındaki boşlukta, yüzeysel benin tarihsel kişisinin bir an için yatıştığı ve ortadan kaybolduğu boşlukta anlıyorsun. Senden geriye kalan, hakkında konuşabileceğin ve hatta kavramsal olarak anlayabileceğin bir şey değil. Tek bildiğin, aynı anda hareketsiz, uyanık ve yaşamsal olarak canlı olan, altta yatan bir mevcudiyet, varoluş duygusu olduğu. Farkındalığın farkına varmanın anlamı budur. Tavsiyem tüm gününü zihnindeki düşünce akışı tarafından sürüklenerek geçirmemek için günlük hayatına mevcudiyet anlarını davet etmektir. Yüzeysel ben ve derin benin nihayetinde ayrı olmadıklarını kabul etmek önemlidir. Yüzeysel ben, okyanus yüzeyindeki dalgalanmanın okyanusun bir tezahürü olması gibi bilincin bir tezahürüdür. Ancak dalgalanma okyanus olduğunun farkında olmadığında bir ayrılık duygusu ortaya çıkar. Ki bu elbette bir yanılsamadır. Kendini derin ben olarak idrak etmek çok özgürleştiricidir. Çünkü kendini yalnızca yüzeysel ben ve onun sözde dramı olarak tanımanın yükünden kurtuluyorsun. Kendini derin ben olarak fark ettiğinde yüzeysel beni oluşturan her şeye karşı da şefkatli bir tavra sahip olmanı sağlar. Fiziksel formun, kişisel kimliğin veya tarihsel kişi, deneyimlediğin düşünce ve duygular ve benzeri. Bu yüzden olabildiğince sessiz ve dinginlik anlarını hayatında yaşa. Bir saat sürmesi gerekmez. Gün içinde birkaç dakika bile düşünceden çıkıp kendini derin ben olarak hissetmek yeterlidir. Zamanla deyim yerinde ise hayatının arka planındaki derin benin farkındalığıyla gittikçe daha uzun ve hatta sürekli yaşayacaksın. Ve zorluklar ortaya çıktığında bile bu farkındalığı sürdürmenin daha kolay olduğunu göreceksin.